Merhaba sevgili tarihseverler. Bugün sizlere Kaleler Şehri olarak bilinen Osmaniye'den sesleniyoruz. Bilindiği üzere Osmaniye'nin tam 26 tane kalesi bulunuyor. Biz bugün sizlere en önemli iki tanesini tanıtacağız. Şu an Kastabala Hieropolis Antik Kenti'ndeyiz. Sizlere kaleleriyle ünlü Osmaniye şehrinden sesleniyoruz. Tanıtacağımız ilk yer Kastabala Antik Kenti. Kastabala, Çukurova'nın, Klikya'nın en önemli antik kentlerinden bir tanesi. Döneminde Hieropolis yani kutsal şehir olarak anılıyordu. Roma İmparatorluk döneminin en önemli kentlerinden biri olan Kastabala'da 2009 yılında başlayan ve halen devam eden kazı çalışmaları gösteriyor ki bize burası gerçekten bölgenin tarihini aydınlatabilecek bilgilere sahip. Buluntular arasında bir tiyatro, hamam, iki tane kilise ve çok sayıda mezar bulunuyor. Kastabala'da bilinen ilk krallık Selefkoslar Krallığı. 4. Antiyokos döneminde basılan sikkelerde burasının adı Hieropolis yani kutsal şehir olarak geçiyor. Anlaşılan sonraki dönemlerde yani Roma ve Bizans dönemlerinde de bu kutsallığını devam ettirmiş olmalı ki bölgede arkamızda gördüğünüz Kuzey Kilisesi ve aşağıda Güney Kilisesi bulunuyor. Sevgili tarihseverler, şu anda Kastabala Antik Kenti'nin tiyatrosunun önündeyiz. Bu tiyatroda tıpkı diğer Roma tiyatroları gibi 3 bölümden oluşuyor. Oturma basamakları dediğimiz cavea yine 2 basamaklı, ortada diazoma ile ayrılıyor. Sahnesi yani skenesi ve arkasında da orkestrası bulunuyor. Gördüğünüz gibi hemen tiyatronun arkasındaki alanda ise kazı çalışmaları devam etmekte. Tiyatro alanında yapılan kazılar sonucunda burada sergilenen tiyatroları anlatan ağlayan ve gülen yüz maskları bulunmuştur. Roma döneminin önemli kentlerinden biri olan Kastabala'daki en önemli eserler Septimus Severuslar döneminde yapılmış. Arkamda görmüş olduğunuz kale ise Bizans döneminde yapılmış bir ortaçağ kalesidir. Kalenin etrafında önceleri sur yokmuş. Neyden yararlanmışlar? Yükseltinin koruyucu özelliğinden yararlanmışlar ancak daha sonra surlar inşa edilmiş. Planlı şehirciliğin en üst seviyeye ulaştığı Kastabala Antik Kenti'nin merkezinde düz tarım alanları bulunduğu ve burada buğday ekimi yapıldığı bilinmektedir. Selevkoslardan Perslere, Roma İmparatorluğundan Bizans İmparatorluğuna birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kastabala Kenti Haçlı seferlerinden sonra tahrip edilmiştir. Sevgili tarihseverler, şimdi sizlerle Kastabala'ya veda ediyoruz ve Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ne gidiyoruz.